La baştan başlayalım ya. Kesmeye gerek yok. Kesmeye gerek yok. Aha ben geçtim bir kenar buradan. İşte. Gotta get dip. Gotta get dip. Gotta get dip, 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 dip. Boom, boom, boom. Gotta get dip. Boom, boom, boom. Merhaba arkadaşlar, Uni 101 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atakan. Instagram'dan ve YouTube'dan fark ettiğim üzere son 5 ayda ne yapılmalı sorusu hepinizin aklını bol bol kurcalamış durumda. Ben de bana sorduğunuz sorulardan birkaç tanesini seçerek bu videoda cevaplandırmaya karar verdim. İsterseniz sorularla videomuza başlayalım. Öncelikle birinci ve en yaygın olarak sorulan soru şu. Konu çalışmalarına ne zamana kadar devam edilmeli? Evet, güzel soru. Bu biraz tabii ki kişisel bir nokta. Kimisi Ocak'ta bitirebiliyor, kimisi Nisan'da bitirebiliyor. Bence en geç ikinci dönemin ortası gibi, yani Mart, Nisan gibi konu çalışmalarını bitirip denemelere başlamanızı öneriyorum. Çünkü cidden denemeler sizlere birçok şey katacak ve bu denemeler sayesinde kendinizi çok daha ileri seviyelere taşıyabileceksiniz. Çok daha ileri sıralamalara taşıyabileceksiniz. Bu yüzden denemelere ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi diye düşünüyorum. Ancak sakın konuları bitirmeden denemelere erken başlamayın. Peki sen denemelere ne zaman başladın ve ne sıklıkla deneme çözdün? Denemelere konu anlatımlarını bitirdiğim zaman başlamıştım. Ben sanırım konu anlatımlarını Şubat'ın ortası gibi bitirmiştim. Öyle hatırlıyorum. Ve bundan sonra denemelere başlamıştım. Denemeleri hafta içi 5 gün ve hafta sonunda 1 gün olacak şekilde çözüyordum. Hafta içi 5 günde 5 tane parça deneme çözüyordum. Pazartesi, çarşamba günleri Türkçe parça denemesi 40 soruluk. Salı, perşembe günleri matematik denemeleri yine parça halinde 40 soruluk. Ve cuma günde 1 adet TYT fen ve 1 adet TYT sosyal denemesi çözüyordum. Yine toplamda 40 soru edecek şekilde. Bunun dışında cumartesi veya pazar günlerinden bir tanesini seçerek de bugün de bir adet tam TYT denemesi çözerek denemelerimi sonlandırıyordum bir hafta için diyebilirim. Peki çıkmış soruları çözmek yararlı mı ve eğer yararlıysa ne zaman başlanmalı? Bence çıkmış soruları çözmek gerçekten yararlı ve ben de çözmüştüm bu çıkmış soruları. Yine aynı şekilde denemelere başladığım zaman çıkmış sorulara da başlamıştım. Ben açıkçası çıkmış sorular kitaplarını sınava yakın sorular barındıran kaynaklar ya da soru bankaları olarak görüyorum. Çünkü cidden çıkmış sorular sınav hakkındaki görüşlerinizi çok olumlu şekilde etkiliyor ve sizlere ne tarz sorularla karşılaşabileceğiniz hakkında çok güzel bilgiler veriyor. Bu yüzden bence çıkmış sorular kesinlikle ve kesinlikle çözülmeli. En azından hiç zamanınız yoksa bile son 4 yılın ya da son 5 yılın çıkmış sorularını çözerseniz sizlere çok faydalı olacağını düşünüyorum. Sınav sistemi değişse bile ÖSYM'nin indiği ayrıntı seviyesi ya da kaldığı yüzeysellik seviyesi genelde değişmiyor. Ve yaklaşık aynı seviyede, aynı zorlukta ya da kolaylıkla sorularla karşınıza çıkıyorlar. O yüzden dediğim gibi tekrardan tekrarlıyorum. Bence çıkmış soruları mutlaka çözmelisiniz. Ve ben çıkmış sorulara yine Şubat'ın ortası ya da Şubat'ın sonu gibi başlamıştım denemelerle aynı tarihte. Konu anlatımlarını bitirdiğimde, düşündüğümde ya da buna kendimi hazır hissettiğimde soru bankası çözmektense çıkmış sorular çözüyordum denemelerden arta kalan vakitlerde. Peki Atakan, bazı arkadaşlar 150 günün yeterli olmadığını, şimdi başlasalar bile yetiştiremeyeceklerini ve bu yüzden mezun kalmayı düşünüyorlar. Sence 150 gün bir şeyle başlamak için az bir süre mi? 150 günde ciddi bir başarı elde etmek sence mümkün mü? Bence kesinlikle çok yanlış bir karar bu. Yani çok yanlış bir kanaatte bu arkadaşlar. 150 gün, hani en basitinden şu şekilde orantılarsak 12. sınıfın eğitim müfredat süresi 9 ay hepimizin bildiği gibi ve bu yaklaşık 270 gün ediyor. Ve 150 gün bu sürenin yarısına daha fazla bir gün. O yüzden arkadaşlar bu 150 gün çok uzun bir süre. Bu süreyi kesinlikle faydalı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve bu sürede emin olun istediğiniz hedeflere çok çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. O yüzden çalışmayı asla bırakmayın. Son güne, hatta bence son dakikaya kadar bile çalışmaya devam edebilirsiniz. Bu size hiçbir şey kaybettirmeyecektir. Ve hedeflerinize ulaşmanız için atacağınız en büyük adımlardan biri de şu an kadar çalışmadıysanız bile bence bugünden itibaren, bu videoyu izlediğiniz andan itibaren çalışmaya başlamak olacaktır. Cidden çalışmaya başlayarak hedeflerinize çok çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ve bunun somut bir örneğini vererek bu soruyu cevaplandırayım. Çok yakın bir arkadaşım, kendisiyle video çekmeyi de ileride düşünüyorum açıkçası. Bu tarihlerde yaklaşık Ocak-Şubat gibi Türkiye genel sınavlarda 80 bin, 70 bin, en iyi 50 bin civarlarında yapıyordu. Ve ben kendisine çalışmayı asla bırakmaması gerektiğini sıklıkla söylüyordum. İkinci dönem cidden çok güzel çalıştı ve çok iyi bir iş başardı. 12. sınıfın sonunda sanırım 4500-5000 aralığında bir sıralamayla yılı kapattı. Ve dediğim gibi bu tarz somut örnekler etrafınızda sizin de bol bol bulunacaktır. Ve o yüzden asla ve asla çalışmayı bırakmayın ve bu tarz insanlardan ilham almaya bakın diyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Bugünlük sorularımız bitti sanırım. Evet. Tamamdır o zaman. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.